Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere Çant Yayınları Etkemki Soru Bankası'nda cebirsel ifadeler konusunda test 2'de dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak birinci soruyla dersimize başlayalım. PRML şekli bir kare olmak üzere yukarıda verilen bilgilere göre PPRN dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar, sağdaki şeklimizin bir kare olduğunu söylüyor. O halde burası da x eksi 4 birimdir. RP'nin alanını bulabilmek için arkadaşlar yapmam gerekir. Burası x eksi 4'tür. O halde bizim NR'nin uzunluğuna ihtiyacımız var diye düşünüyorum. NR'nin uzunluğunu 4x'ten x eksi 4'ü çıkaracağım gençler. X eksi 4 iki tane terim olduğu için mutlaka parantez kullanmanızı öneririm. O halde 4x eksi içeri dağıtacak olursam eksi x artı 4 olur. Buradan 4x'ten 1x'i çıkardım. 3x artı 4 olur. Dörtgenimizin uzun kenarı. Alanı bulabilmek için de 3x artı 4 ile x eksi 4'ü çarpıyoruz. O halde alan eşittir 3x artı 4 çarpı x eksi 4 diyorum. Buradan gençler birinci terimle birinci terimi çarptım. 3x kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Eksi 12x. İkinci terimle birinci terimi çarparsam artı 4x. İkinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Eksi 16. O halde 3x kare. Eksi 12x artı 4x daha eksi 8x. Eksi 16 olur. 3x kare eksi 8x. Eksi 16 sorunun doğru cevabıdır diyoruz. Ve A şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir okulda 2x öğrencinin her birine x eksi 6'şar tane kalem dağıtıldığında dağıtılmayan 3 tane kalem kalıyor. Buna göre başlangıçtaki kalem sayısını veren cebirsel ifade hangisidir diye soruyor. Gençler, her öğrenciye 2x öğrenci var ve her bir öğrenci x eksi 6 kalem dağıtıldıysa dağıtılan kalemleri bulabilmek için 2x ile x eksi 6'yı çarparız. Sonuçta da 3 tane kalem vardı. Bunlar da ellerinde kalan kalemde. Bunu da toplamamız gerekir. Buradan 2x'i dağıtacak olursam x kareye eksi 12x artı 3 olur. 2x kare eksi 12x artı 3 cevabı x kare eksi 12x artı 3'ü D şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Cevabımızı göstererek devam edelim. 3. soruya geçiş yapalım. Esra günde 8x eksi 2 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre Esra 3x artı 2 günde kaç sayfa kitap okur diye soruyor. Arkadaşlar, ne yapmam gerekir? Gün sayısı ile bir günde okuduğu kitap sayfa sayısını çarpmamız gerekir. 3x artı 2'ye bir günde okuduğu kitap sayfa sayısı 8x eksi 2 idi. 3x'i 8x ile çarparsam 24x kare eksi 6x artı 16x artı 2 ile eksi 2 çarpıyorum eksi 4. Benzer terimleri toplarsam 24x kareye aynen yazdım. Eksi 6 artı 16 artı 10x eksi 4 sayfa kitap okur diyoruz. 24x kare artı 10x eksi 4'ü C şıkkında işaretliyorum. Evet gençler, devam edelim. 4. soruya geçelim. İşlemin sonucu olan cebirsel ifadede arkadaşlar A, B ve C'yi söylüyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Arkadaşlar, öncelikle 4x eksi 3 çarpı 2x artı 4 diyorum. Çarpma işlemini yapalım arkadaşlar. 4x'e 2x'i çarptım. 8x kare. 4x ile 4'ü çarpıyorum. Artı 16x. İkinci terimle birinci terimi çarpıyorum. Eksi 6x. Eksi 3 ile 4'ü çarpıyorum. Eksi 12.
eksimiz. Benzer terimleri toplarsam 8x kare artı 16 eksi 6 daha artı 10x eksi 12. X kareli terimin katsayısına a demişti. O halde a'nın değeri x karenin katsayısı 8'dir. B'ye bakıyorum. X'li terimin katsayısı b. O halde b'nin değeri 10. Sabit terimde arkadaşlar eksi 12'dir. Bizden istediği işlem a bölüm b artı c'dir. Diğerlerini koyacak olursam a'nın değeri 8'di. B ve C'yi topluyorum. 10 artı eksi 12. 8 bölü 10 eksi 12 daha eksi 2 yapar. 8'i eksi 2'ye bölecek olursak da eksi 4 olur işlemimizin sonucu. A şıkkı doğru yanıt olur. Evet gençler devam edelim. 5. soruya geçelim. Yukarıda verilen cebirsel ifadelerden çarpımı eksi 48 x üstü 5 olan herhangi iki hücrenin üzeri kapanıyor. Buna göre doğru şekilde karalama yapılırsa karalanıyor arkadaşlar. Buna göre doğru şekilde karalama yapılırsa geriye karalanmadan kalan iki hücredeki cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangisi olur diye soruyor. Arkadaşlar bana verilen cebirsel ifadelere bakacağım. Çarpımları eksi 48 x üstü 5 olacak. Bakın şöyle düşünüyorum. Eksi 16 ile 3'ü çarparsam eksi 48 olur. X üstü 3 ile x üstü 2 ile çarparsam x üstü 5 olur. Şöyle gösterelim. Eksi 16 x küp çarpı 3 x kare eksi 48 x üstü 5 oldu. Demek ki bunları kapatacağız. Başka gençler eksi 8 ile 6 x üstü 5'i çarpacak olursam eksi 8 çarpı 6 x üstü 5. Eksi 8 6 çarptım. Eksi 48 x üstü 5'i yine elde ettim. Demek ki bunu da karalıyoruz gençler. Daha sonra arkadaşlar evet 12 x üstü 4 çarpı x üstü 4 ile eksi 4 x'i çarpacak olursam 12 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 48 x üstü 4 ile x'i çarpıyorum. X üstü 5. Evet bunları da karalıyorum. Karalamadan geriye kalanlar 24 x üstü 3 ile 2 x karedir. Yani şıklara baktığımız zaman 4 x küp ile 2 x kareyi D şıkkında doğru cevap olarak işaretleriz. Evet gençler devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki alanı x metrekare olan dörtgen şeklindeki taban seramiğinin fiyatı 3y artı 5. Ve alanı 1 metrekare olan kare şeklindeki taban seramiğin fiyatı y liradır. Bu iki taban seramiği ile yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki ofisin tabanı hiç boşluk kalmayacak şekilde ve seramikler kesilmemek şartıyla kaplanacaktır. Verilen bilgilere göre ofisin tabanının seramik ile kaplanma masrafı kaç liradır diye sordu. Gençler öncelikle şu taban alanını bulalım. Alan diyorum. 3 çarpı x artı 2. 3'ü dağıtacak olursam 3x artı 6 metrekaredir. Peki 3 tane x'imiz olacak. 6 metrekaremiz olacak arkadaşlar. 1 tane x'in metrekare fiyatı gençler 3y artı 5'ti. O halde 3x'in ücreti ne yaparım arkadaşlar? X yerine 3 tane olduğu için 3 çarpı 3y artı 5 olur. Evet, dikdörtgen şeklindeki fayansın diyeceğiz. Bunu çarpacak olursam buraya vereceğimiz ücreti buluruz. 9y artı 15 TL buraya ücret veririz. Kare şeklinde de arkadaşlar şu kareden 1 metrekarelikten de 6 tane var. Hadi 6 tane diyorum. 6 çarpı 1 tanesi y idi. 6y olur. Bunu da 6y olarak yazalım. İkisini toplarsam 9y artı 15 artı 6y. 9y ile 6y'yi topladım. 15y artı 15 TL
ücret ödenir diyoruz. 15y artı 15 C şıkkı doğru cevap olur diyoruz. Evet gençler, devam ediyorum. Dediğim soruya geçiyorum. Ersin elindeki torbanın içinde bulunan bilgileri kutulara dağıtacaktır. X tane kutu vardır. Her kutuya 4x artı 1 tane bilye koymuştur. Her kutuya 3'er tane daha koyarsa kutuda bilye kalmayacaktır. Eğer 3'er tane daha koysaydı kutuda bilye kalmayacaktır. Torbada bilye kalmayacaktır. Verilen bu bilgilere göre başlangıçta torbada kaç bilye vardır diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Her kutuya 4x artı 1 tane bilye koyuyor. Eğer 3'er tane daha koysaydı o zaman bilye kalmayacaktı. O halde 4x artı 1'i 3 ile topluyorum. Her birine 3'er tane fazla koyduğunu düşünüyorum. 4x artı 4 olur diyorum. Bu konulan bilyelerdir arkadaşlar. Toplam bilye. X tane kutuya dağıtıyoruz bunu. O halde x çarpı 4x artı 4 diye düşünüyorum. X'i dağıtacak olursak 4x kare artı 4x bilye vardır başlangıçta diyoruz. 4x kare artı 4x A şıkkı doğru cevap olur diyorum. A şıkkını göstererek devam ediyorum. 8. soruya geçiyorum. Bir okulda 2x tane sınıf vardır ve her sınıftaki öğrenci sayısı 3x'tir. Bu okuldaki her sınıftan 3 tane öğrenci okul gezisine katılacaktır. Buna göre okul gezisine katılmayan öğrenci sayısını veren cebirsel ifade istiyor. Gençler 3 tane öğrenci katılıyorsa o halde katılmayan öğrenci sayısı 3x sınıfımız vardı. 3 kişi katıldığına göre 3x eksi 3 katılmamıştır diyoruz. Toplam sınıf sayımız 2x'ti. O halde toplam katılmayan x'i dağıtacak olursam 6x kare eksi 6x öğrenci katılmamıştır diyoruz. 6x kare eksi 6x cevabı C şıkkında doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet gençler, devam edelim. 9. soruya geçelim. ABCD karesinin alanı EFG dikdörtgenin alanından kaç santimetre kare fazladır diyor. Gençler karenin alanı bir kenarı A ise A çarpı A'dan A karedir. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorum. A eksi 4 çarpı A artı 4. Buradan dağıtacak olursak A kare artı 4 A eksiyi dağıtıyorum. Eksi 4 A artı eksi 16. Artı 4A eksi 4A'yı götürdü. A kare eksi 16 kaldı. Şimdi arkadaşlar karenin alanı dikdörtgen alanından ne kadar fazladır dedi. O halde A kareden A kare eksi 16'yı çıkaracağım. Bakın bunu mutlaka iki terimliği mutlaka parantezli yazmanızı öneririm. Bu eksi dağıttığım zaman içindeki terimlerin işaretleri değiştir diye düşünüyoruz. O halde A kare eksi A kare birbirini götürdü. 16 santimetre kare fazladır diyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet gençler devam ediyorum. 10. soruya geçiyorum. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları 2x ve x artı 5 birim olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Gençler alanı bulabilmek için kısa kenarla uzun kenar çarparız veya kenarları çarparız diyebilirsiniz. Ama 2x ile x'i çarptım 2x kare. 2x ile 5'i çarptım artı 10x olur. 2x kare artı 10x
C şıkkı doğru seçenektir. Devam edelim. 11. soruya geçelim. Yukarıda verilen ABCD karesinin üst kısmından bir bölüm kesiliyor. DC 2Y artı 2 ve AE Y eksi 2 olduğuna göre kalan kısmın alanının yarısı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar bakın yarısını istiyor. Buraya dikkat etmemiz gerekir. Şimdi büyük şekil arkadaşlar kare ise o halde BC de 2Y artı 2'dir. Şimdi bu alanı bulabilmek için BE'ye ihtiyacımız var. BE'yi nasıl bulacağım? Bakın tamamı 2Y artı 2 idi. Y artı 2'den Y eksi 2'yi çıkarıyorum. Eksiyi dağıtacağım gençler. Parantezleri kaldırıyorum. 2Y artı 2. Eksi Y artı 2. 2Y eksi Y, Y kalır. Artı 2. Artı 2 daha. Artı 4 olur. Peki Y artı 4 olur. Boyalı bölgenin bir kenarı. Alanı bulabilmek için Y artı 4 ile Y artı 2'yi çarpıyorum. Y'yi dağıtırsam arkadaşlar 2Y kare artı 2Y artı 8Y artı 8. Buradan düzenlersem 2Y kare artı 10Y artı 8 olur. Arkadaşlar bu bizim için bu dikdörtgen alanıdır. Ama benden bunun yarısını istedi. Yarısını istediği zaman ne yaparız? 2'ye böleriz arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir yer var. Bu 2'ye her bir terimi ayrı ayrı böler arkadaşlar. O halde şöyle düşünüyorum. 2y kareyi 2'ye bölersem y kare. 10y'yi 2'ye böldüm 5y. Artı 8'i 2'ye böldüm 4 olur. Demek ki yarısı y kare artı 5y artı 4 olur diyoruz. Ve C şıkkı doğru cevap olur diyoruz. Evet gençler devam ediyorum. 12. soruya geçiyorum. Yine tanesi 2x-5 TL olan tokalardan A tane. Tanesi A artı 3 TL olan tokalardan da 5 tane alıyor. Buna göre mine alışveriş için toplam kaç TL öder diye soruyor. Arkadaşlar 2x-5 TL olan tokalardan A tane alıyor. Hadi A çarpı 2A eksi 5 artı A artı 3 olan tokalardan da 5 tane alıyor. 5 çarpı A artı 3 diyorum. A'yı içeri dağıtacak olursam A kare eksi 5A burada da 5'i dağıtıyorum. Artı 5A artı 15. Gençler eksi 5A artı 5A'yı götürdüm. 2A kare artı 15 olur. Sorumuzun cevabı 2A kare artı 5 ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet gençler. A şıkkını da göstererek dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.